Ceylan Ertem ile Duyuyor Musun? Aşk ister gibi bakar bir gözün, bir gözün hep zihnine çalışır. Seni aramadığım için öldüğümü düşünürüm ben bile. Islık olur rüzgar, kanımı soğutur. Islık olur rüzgar, kanımı soğutur. Yıldızın bir bacağı kırık, görünüşü şerbetli. İnsan etinden hayal olmaz, aslen bilir. Anonim sevgiliye geçmiş sorulmaz çünkü. Bakar bir gözün, bir gözün hep zihninle çalışır. Seni aramadığım için öldüğümü düşünürüm ben bile. Islık olur rüzgar, kanımı soğutur. Islık olur rüzgar, kanımı soğutur. Kırık görünüşü şerbetli. İnsan içinden hayal olmaz, aslen bilir. Anonim sevgiliye geçmiş sorulmaz çünkü. Gölden göründüğünü hiç görmedim ben. Çevir sesi hiç duymadım çünkü sevmedin beni sen. Yıldızın bir bacağı kırık, görünüşü şerbetli. İnsan etinden hayal olmaz, aslen bilir. Anonim sevgi sorulmaz çünkü hesabı hep geçilir. Çünkü hesabı hep geçilir. Anonim sevgiliye geçmiş sorulmaz çünkü hesabı hep geçilir. Çünkü hesabı hep geçilir.
Hoş geldin Sıla'cığım. Hoş bulduk Canom. Sizin sayenizde biz de Bodrum'a gelmiş olduk efendim. Gerçekten öyle oldu. İskenderciğimizin her zaman aslında hepinizin kayıt yaptığı, tabii, hepimizin burada, tabii, anıları var. Bahçesine kurulalım dedik çünkü sizi şehir hayatına getiremiyoruz. Ay çok zorlanıyoruz artık ya. Nasıl gidiyor çok... Bodrum'da yaşam? Azıcık bahsetsene. Çok iyi gidiyor. Yani biraz... Ya zaten süp insanlarla temasımızı fazladan kesmemiz gereken bir dönemdeyiz biliyorsun. Evet, evet. Yani öyle olunca burada çok daha rahat her şey. Çok daha kolay. Evet. Ve çok iyi geldi ya. Biraz kafa dinliyorsun, dinlemece aslında. Biraz daha fazla yazmaca, çizmece. Daha iç dünya yani. Evet, o kadar iyi geldi ki anlatamam yani. Yaşasın. Salgın bir yana ve yani tabii ki kayıplarımız bir yana. Ama uzaklaşmak iyi geldi. Ben çok uzun zamandır zaten bu düşüncedeydim ve çok sıkılmıştım aslında büyükşehir hayatından. Bana tam katmerli oldu. Oh ya, ne güzel, yaşasın. Oh harika, çok sevindim. Şimdi sana birkaç komik sorum var. Evet. Çünkü çok merak ediyorum. Bir ara senin bu konseptli konserlerin vardı. Galiba aslında yine öyle bir konsept düşünüyor musun? Yeni başlayacağın konserlerde var mı öyle planların? Aklımda bir şeyler var. Tam net olmamakla birlikte. Yani konser üstünden değil, albüm üstünden bir şeyler var. Çok yeni bir düşünce. Çok yeni olduğu için ve yeni yapılanmadı anlatamam. Sürprizli tamam, birazcık. Tamam, sürpriz olsun. Ama evet, o konseptli işler işte Heybe'den şarkılarla başladı biliyorsun. Sen zaten yakın tanığısın. Ardından ondan kalan şarkılar. Sineklerle doğal geçen. Ortamdayız. Arılar, sinekler. Çok tatlı oluyor. Belki biraz daha bir de bir sınırın içinde kalmak belki de. Evet. Onun üzerine bir şeyler yazıyor, çiziyor olmak ve oradan bir şey üretiyor olmak aslında insanı daha programlı da yapıyor. Evet. Dolayısıyla biraz daha rahatlatıyor. O iki proje iyi de gitti. Uzun da çaldık biz onları, evet, biliyorsun. Evet, ben çok eğlendim. Yani çünkü sen hep sadece şarkıları söyleyen bir kadın olarak orada sahnede değildin. Bir yandan da böyle hikayeler anlatıyorsun. Evet. Oradaki hikayelerden bir tanesinde galiba ondan kalan şarkılarda... Doğrudur. Böyle bir sanki ilişkinin öyküsü gibiydi. Evet, hani evet. Sanki o Zuhal Olcay'ın küçük bir öykü, bu albüm yani gibi. Albümdür, evet, acayip. Böyle şeyle başlıyor sanki, tanışma, platonik meseleyle başlıyor. Tabii. Ve sonra kavuşma anında hiç şarkının olmadı. Hiç şarkının olmamış tabii. Bir tane bulduk yani. Ayrılıkta artık şarkılarca filan. Sonra bir de partide de en azından hani ayrıldık ve şu an yine tekrar yalnızız partileri de çok iyiydi. O şeyi merak ediyorum. Hani mutluyken hala yazamıyor musun? Ben yazamıyorum mesela. Ya galiba onları birazcık ayrıştırdım ben. Çok duygu haliyle değil, her zaman savunduğum bir şey var benim. Kelimelerle yazılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Şarkıların, şiirlerin, metinlerin neyse yani hepsini koyabilirsin oraya. Yani resim falan da buna dahildir. Evet. Ama tabii bu çok kişiye özel hadise. Ama tabii mutluluk anını kelimelere dökecek, cümleleyecek şarkıları insan biraz da az önemsiyor galiba. Çünkü mutluysan mutlusundur yani, evet, ya. Evet, değil mi? Tabii ya tabii, şarkı ihtiyacı yok. Çok sevdiğim falan. Öyle, öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey. Seviyoruz zaten şu anda yani. Yaşıyoruz ya. Yaşıyoruz yaşarken. Yani. Sanki şarkı gibi yaşıyorsun tabii, belki de demek tam ki böyle kahkahalarla. Zaten şarkılı yani. Ya çok, ona çok gülmüştüm böyle, evet, bir dinleyici ya olarak. Merhabaları bulduk ya bir tek. Darira ra ra merhabalar. Evet. Ya çok çok benim hoşuma gitmişti ve ben senden bir daha öyle konseptli konserler ve bu arada konseptli albümler bekliyorum. Çünkü yine sinekler ve arılar. Olsundu. Şey de çok hoşuma gitmişti, o acı. Vesaire. Böldüğünüz şeydir, evet. Medet'in olduğu, evet, EP diyeyim ona, evet, artık. EP artık. Yani ona öldüm. Burak'a buradan selamlar. Evet, yani ya, gerçekten harika sevgi düzenlemeler. Sevgi selamlar. Ve yaylı bir orkestrayla belki. Yani harbi sanki bu sene olmayacak gibi mi? Yani ne düşünüyorsun? Birazcık. Senin oldu mu? Çünkü 10 gün falan sürüyor. Yani turne gibi ama aynı yerde turne. Evet, gerçekten çok güzel zamanlar geçirdik Harbiye'de. Dinleyici, seyirci sağ olsun. Evet. Ya olmayacak gibi herhalde. Bilmiyorum ki. Ben biraz kararsızım bu konularda. Bu konuda özellikle. Çok işte bu salgın falan. Tabii ki hepimiz çok dikkatli, evet, ve gayretliyiz ama. Yani hem birazcık o...
hep çok gördük ya. Aha. Hep çok görünce gerçi seyircinin biri de bini de birdir yani evet. bizim için gönlümüzde. Biraz uzak bir ihtimalmiş gibi geliyor. Biraz ürkütücü geliyor bana. Çünkü temaslı olması gereken bir sürü şeyde o ayarı rahat kaçırabiliyoruz. Müsebbibi olarak başı çekmek beni vicdani bir yerden zorluyor açıkçası. Hı-hı. Dolayısıyla herhalde birazcık daha durumaca, biraz daha yazmaca, çizmece, tamam, üretmece. Onu da zaten evet, biraz oralardayım ve seviyoruz. Ya bir de şey çok zor oldu. Ben birkaç konsere gittim. Hem sahnede de dinleyiciyi gördüm. Dinleyici olarak da müzisyenleri gördüm. İki deneyimde senin dediğin gibi aslında hani bunların iki sene öncesine benzemiyor. Mesela insanların yüzünü görmüyorsun sahnede tabii. ve gülümsüyorlar mı? Hani ne hissediyorlar onu çözemiyorsun. O tabii. böyle bir hep bir uzak tedirgin. Hissettiriyor ve hani daha çok çabalıyorsun falan gibi. Çok tedirginci. Evet yani öbür tarafta da zaten sadece yazın çalabiliyoruz şu anda biliyorsun. Tabii ki. Orada da bir boğucu bir his oluyor dinleyici açısından yani. Hani hep böyle bir maskeyi çıkartma isteği oluyor falan. İstersen çünkü şarkıladığın bir yerdesin. Evet yani. Evet ama sen zaten yani yazı çizi işte kitaplar da. Evet, evet. Biraz ondan bahsetmek ister misin? Ya çok enteresan şiir bir şey oldu. Şiir kitabı zaten rekorlar kırdı. Şiir kitabı bir evet anda. Yani. Ben onu ilk Mahlas'la yazmak istemiştim. Dediler ki satmaz. Haklılar zaten şiir zaten zor satan bir şey falan. Aslında biraz benim içimdeki şeyle ilgiliydi o yani. Denemeyle ilgili bir şeydi falan. Neyse olmadı. Bu tam pandemi dönemine girdiğimiz vakitte ben tabii albüme çok yoğunlaşmıştım. Yeni şarkılar yazıyordum vesaire. O dönemde Ali Murat aradı beni. Dedi ki ya aslında böyle böyle bir şey yapsak. Dedim ki ay vallahi hiç vaktim yok. Şu an şarkı yazıyorum. Ama tabii iş öyle olmadı. Aklına girdiler. Albüm çıkmadı. Ha. Kitap çıktı yani. Tam aksi oldu. Sonra dur sen bunu birazcık daha düşün filan derken aradan bir aylar geçti. Hakikaten de oturduğumuz bir dönemdi. Yani tabii ki yine üretim içinde olduğumuz dönemdi ama oturduğumuz, konser yapamadığımız bir dönemdi. Dedim ki dur bakayım nasıl olacak filan. Bütün yazım, neredeyse bütün yazım okuyarak geçti. Ve bütün o işte Brontë'lerden tut, işte Anaïs Nin'lere. Oho yani bir sürü işte... Fazlaca Simone de Beauvoir'lar filan. Onlara gömüldüm tekrar. Ne güzel. Tabii o yıllar sonra tekrar, ya bu yaştayken tabii ki onlara tekrardan... Aynen öyle. Aynı kitabı yani, bir daha okumanın tabii yamulmak farklı yaşlarda... Yani. Evet. O başka bir hissiyat getiriyor. Çok iyi geldi bana o süreç. Ve çorap söküğü gibi de geldi açıkçası. Aynen güzel. Falan diye aktı gitti. Hiç tahmin etmezdim bu kadar çabuk aslında hayata geçeceğini. Geçti. Güzel, işte oraya bir tane bir çentik attık. Yenilerine sağlık. Ay inşallah ya. Evet aynen öyle. Peki o zaman yeni albüm dedin ve çıkmadı. Çıkmadı. Ben Sezen'in evinde bir tane Sezen'in bestesi olan ve Gürsel Çelik düzenlemesi olan. Evet. İkisine de hastayız. Evet çok hastasınız. Bir şarkıyı dinledim ve aslında şu anda aklımda tabii ki söylemeyeceğim. Ama bayıldım yani sadece onu duyunca bile. Diğerlerini de inşallah yarın öbür gün sana gelirsem biraz evet, dinleteceksin. Evet ben sana dinleteceğim onları. Ya albüm aslında tabii ki yazdıkça çoğaldı. Hmm. Neredeyse artık sağaltılması gereken bir noktaya geldi. Çünkü bence bir dinleyiciye bu kadar yüklenmemek icap eder. Hele de bu devirde. Hele de bu devirde. Dolayısıyla şimdi böyle bir kırpıp biçerken ben bütün bunlarla uğraşırken hani sürpriz burada sende çıksın. Hmm. Hayatımda ilk defa bir cover, yani tribute albümleri tabii ki evet. tenzih ederek söylüyorum ama kendi solo kariyerimde aslında ilk defa bir cover parçayı hayata geçirmek üzere çalışıyorum şu anda. Aynı güzel. Ne kadar zaman sonra buluşur dinleyiciyle emin değilim aslında. Sen geldiğinde dinletirim. Tamam. Yarın öbür. Ama onunla böyle şey ev şu an dilersen konservatuvar, dilersen tımarhane. Senin bir önceki evin tımarhaneden dönüştürülmüş bir ev değil miydi ya? Tabii. Ben bu evde çok rahat ettim. Niye rahatım bu evde? Niye rahatım bu evde? Dediler ki burası eski tımarhaneydi. Ha dedim tamam ya. Muhteşem bir şeydi o. Böyle bir ev huzurlu yaşadım. Ben de çok beğendim o evi mesela. Tabii orada rahatlık yüksek tavanlar falan diye değil mi?
Tabii tabii. Çok komik. Bayağı şey. E tamam bu ev de biraz ona benzedi ve böyle ince. Evet bu ev galiba eğlenceli. En huzurlu olanı. Ay, bu hayatta yaşasın. En huzurlu olan evdeyim ay, şu anda. Ay ne güzel, çok çok sevindim. Şimdi sana aslında her gelene sorduğum sorunun bir değişiğini soracağım. Şimdi memleketin... Yani... Durumu demeden edersen de. Memleketin aslında iyi tarafı senin şarkılarını dillerine dolaması. Ya. Ve aslında belki de hani Sezen'den sonra en çok dillere dolanan hit dediğimiz, ben o lafı çok sevmiyorum ama güzel şarkılar. Güzel şarkı. Senden çıkıyor. Şimdi, teşekkür ederim. Yani. Çok güzel bir, ya aldım gönlüme koydum. Peki yani bunun sırrıyla ilgili bir şeyler paylaşmak ister misin? Genç şarkı yazarların. Tabii ki Ayşe. Hoşçakalın falan. Sen kalın. Bitti program diye değil mi böyle? Yani şeyi merak ediyorum. Yani bence mesela hani bir şarkıcı ya da şarkı yazarı çok şiir okumalı mesela. Çok sırlarından okumalı. Biri bu olabilir. Çok hani okumalı. Çok okumalı. Sen çok okuyan birisin. Babanla özellikle değil mi böyle? Evet evet. Bizim bütün tatlı, aile tatlı. Çok okuyor. Delirmiş gibi okuyor bizim ne bütün güzel. Aile. Ne güzel. Şimdi çocukluktan da onu göre göre büyüyünce hiç kimse bana kitap oku demedi tabii haliyle. Ben çünkü gördüğüm için o demek ki yapılan bir şey diyerekten güzel. Hayata koymuş bulundum onu aslında. Evet. Tabii ki çok okumak lazım. Müzisyenin çok fazla müzik dinlemesi lazım. Çok şeye aslında malik olması lazım. Müzikal anlamda da okuyarak da. Kendini donatması lazım. Bu her şey olabilir yani. Bu illa edebi metin olmak zorunda tabii, değil tabii ki. Her şey yani. Çok bakması lazım etrafa. Evet. Çok yani gözlem meteneği lazım. Konuştuğun insanın lazım. Bazen ettiği laflar bile... Tabii, dur tabii. Ben şunu bir not alayım notlamak deyip... Notlamak lazım. Gerçekten notlamak lazım. Hayatta araklayacak o kadar çok şey var ki. İlham dediğin şey her yerde biliyorsun yani. Şimdi sana bakarken işte senin o yeşil küpelerinde sallanan o şeyler bir anda bir şey uyandırabiliyor ya. Evet. Ve onu notluyorsun, sonra başka bir kapı açıyor. Sonra başka bir kapı açıyor. Sonra kocaman bir eve giriyorsun. Bakıyorsun aslında orası tam da bir ev değil işte. Başka bir yer oluyor falan evet. filan. Yani böyle biraz şey... Mistik bir tarafı da var tabii ki. Biraz fantastik tarafı da var falan. Oralara kendini bakmak lazım. Kendini başkalarının yerine koyma var. Empatik olmak tabii ki zaten çok çok önemli. Aslında çok parametre var. Birden çok parametre var. Çok bakmak lazım diye düşünüyorum. Halktan kopmamak gerektiğini düşünüyorum. Daha halkın içinde, hayatın içinde kalmak gerektiğini düşünüyorum. Yani şahit olmak, tanıklık etmek, başkalarının hayatlarına, başkalarının hikayelerine. Bolca o zaman iletişim ve çok bence ben önemli lazım. Ben önemine çok inanırım onun. Çok o kadar yalnızlık ve o kadar içeri kapanmak, kendini hayattan soyutlamak bence insanı zaten yapayalnız yapıyor. Bu bir içsel olarak söylüyorum bunu. Bunun yanı sıra bir sürü yani hayatın gerçeklerinden de çok uzaklaştırdığını düşünüyorum. Yani hani yolda giderken böyle etrafa bakarız o pencerelere, orada nasıl hayatlar var, o evlerde nasıl insanlar yaşıyor, nasıl hikayeler dönüyordur acaba falan. İşte biraz onlara takılarak tabii ki içgüdüsel tarafı da çok yüksek bunun. Biz biraz da oralardan biliyorsun beslenen ve zaten de o armağanla çok şükür buralara doğmuş insanlarız. Ve zaten de oradan besleniyoruz. İşte biraz altını çize çize, zaman zaman yutarak, en çok söyleyerek ama ifade ederek, susmayarak. Aynen. Her yerde, yazıda da susmayarak. Yani duruşta da susmayarak. Oralar galiba bütün şeyleri. O beslenme saati orası yani. Beslenme konu başkanı. Evet. Sana, yerli malı. Sana alayım öyle kolluklardan bir tane çok tatlı şöyle. Olur. Çok teşekkür ederim Sıla'cığım. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz şarkılar söyleyelim. Evet. 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 Hoşçakalın. Evet. Bye. Teşekkür ederim. Sensiz yazık yaşanmıyor çaresiz. Ne bir arada ne de ayrı. Olur.
hiç sebepsiz. Ne hayallerle, ümitlerle mutlu olmaktı dileğimiz. Suçlu ne sensin ne de benim. Şimdi sensizim, sen de bensiz. Bir an gelip de küllenince, yüreklerimiz dinlenince, başka sevgilerde teselli bulunca, işte biz o gün düşüneceğiz. Bir an gelip de küllenince, yüreklerimiz dinlenince, başka sevgilerle teselli bulunca, işte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarı verecek bir boşluk ki asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. Sevgilerde teselli bulunca, işte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarıverecek bir boşluk ki asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. Kayaları kibarsak güçsüz değil.